Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir bilgisayar kutusu açılımıyla karşınızdayız. Bu sefer uygun bütçeli bir şeyler açalım sizler için dedik. Ve Monster'dan bir Avro Notebook talep ettik. Onlar da sağ olsunlar gönderdiler test için. Yaklaş Oğuzcum, beraber bakalım modeline. Bu arkadaşlar Avro A5 ve 15.6 modeli. 10. nesil i7 işlemciyle geliyor. Hemen belirtelim, içerisinde 8 GB'lık RAM'imiz bulunuyor. Ve Nvidia logosu taşıyan GTX 1650 refresh, yani 2020 sürümü 4 GB'lık bir ekran kartımız var. Dilerseniz kutumuzu açalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu ürünler kargodan geldiğinde aynen bu şekilde elinize ulaşıyor. Gayet sağlam bir şekilde şu süngerleri koyalım şöyle. Şu kutumuzu açalım. Burada bir koruma süngeri daha var. Burada evet bilgisayarımız var. Şöyle koyalım. Bakalım kutudan başka neler çıkıyor. Zaten klasik diğer Monster bilgisayar kutu açılışlarını da izleyseniz bazı şeyler var. Burada muhtemelen hard disk kızağının vidaları olabilir. Şurada bir flash belleğimiz geliyor arkadaşlar. Bu flash bellek içerisinde Monster'ın kendi uygulamaları var. Biliyorsunuz bazı modellerde RGB klavye vesaire oluyor. Bu RGB klavyenin uygulamaları, diğer yazılımlar falan o flash diskte bulunuyor. Burada güç kablomuz mevcut ve burada da muhtemelen güç adaptörümüz bulunuyor. Dilerseniz cihazımızı açalım şimdi. Asıl bizleri merak ettiren detaya geçelim. Evet, klasik Monster hatlarını görüyoruz aslında. Bu Avro bilgisayarda da şöyle bir açalım. Şurada bir koruma süngerimiz daha var. Şurada bir etiketimiz bulunuyor. Şurada bir etiketimiz daha bulunuyor. Bunu da alalım. Ve burada da ekranı koruması için bir etiket mevcut. Bunu da aldık. Evet arkadaşlar, aslında bu Monster'ın bu yılki klasik tasarım çizgisi diyebiliriz. Geçtiğimiz incelemelerde de biz Tulpar'da inceledik, Abra'da inceledik. Genelde klavye şekli buydu. Şurada görüyorsunuz Nvidia ve Intel logoları bulunuyor. 10. nesil i7 işlemci olduğunu zaten söylemiştik ve GTX 1650 ekran kartının bulunduğunu da belirttik sizlere. Sadece şurada butonlarda bir değişikliğe gidilmiş arkadaşlar. Bu buton daha farklıydı diğer modellerde. Şimdi bilgisayarımızı açtık. Bilgisayar görüyorsunuz açılıyor. RGB klavyemiz yine yandı. Birazdan girişlerinden bahsedeceğim sizlere. Bu arada fiyatını belirteyim arkadaşlar. Bu bilgisayarın fiyatı şu anda Monster'ın kendi sitesinde 7500 lira civarında. İnternette daha ucuza bulabilir misiniz bilmiyorum. Oraya bakmadım. Çünkü biliyorsunuz hepsi burada da falan da satılıyor ki bazen Monster'dan daha ucuza da oluyor. O yüzden tavsiye ederim. Evet, şu anda şöyle kapatalım bilgisayarımızı ve girişlerimizden bahsedelim arkadaşlar. Baktığımızda şurada bir hafıza kartı girişimiz var. Yanında iki tane USB girişimiz bulunuyor. Cihazımızın arka kısmına baktığımızda burada yine power girişi buraya konulmuş. Yanında Type-C var. İki tane mini display portu ve HDMI girişimiz bulunuyor. Diğer yüze geçtiğimizde ise bir USB girişimiz daha var. Ethernet girişimiz burada ve mikrofon ve kulaklık girişlerinin de ayrı olarak konumlandırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Kısaca özetlememiz gerekirse Monster'ın bu notebook'u eğer oyun için böyle uygun fiyatlı bir şeyler arıyorsanız sizlere tavsiye edeceğimiz modellerden birisi olabilir. Önümüzdeki günlerde bunun incelemesi gelecek arkadaşlar. Pek çok oyun yükleyeceğiz. Biz bunu GTA 5'ten işte PUBG'ye kadar oyunlar yükleyeceğiz. Bunların testlerini yapacağız sizlerle birlikte. Ayrıyeten çeşitli testlere de PC Mark gibi bu bilgisayarı tabi tutacağız ve aldığı puanı sizlerle paylaşacağız. Şunu belirtmek lazım. Hali hazırda günümüzde böyle 10 bin lira altına çok fazla oyun bilgisayarı kalmadı. O yüzden Monster'ın bu konuda rakiplerine oranla biraz daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün. Dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde bu laptopun detaylı bir incelemesiyle karşınızda olacağız. Belki karşılaştırma videolarında da yine sizlerle birlikte oluruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.